Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün GFX Tool'u nasıl ayarlayacağınızı anlatacağım. Ve ufak çaplı bir ufak tefekli ayarlar yaptıktan sonra 60 FPS'e sabitleyeceğiz. Oyunda az da olsa kasma sorunları falan gitmiş olacak gibi gibi. Yani bakalım bir gösterelim nasıl yapacağınızı. Hemen şöyle PUBG Mobile'imize tıklayalım abi. Oyun hiç açılmadan şöyle bir oyunu kapatalım. Açılsın, bekleyelim. Böyle hemen gelelim. Bir oyunumuz açılsın arkadaşlar. Bekleyin. Burada 3 çizgiye bir tıklayın arkadaşlar. Şu ayarlarınızı bir öncelikle yapın. 8 çekirdek olan kişiler işlemcisini 8 çekirdeği işte işaretlesin. Çözünürlük ekran boyutunuza göre ona göre ayarlayın. 1920 1080 bende 160 dpi düzgünleştirme kapalı, akıllı mod açık, oyunda HD 1080, görüntü kalitesi akıcı ayarlı arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Şuradan ayarlara tıklıyorsunuz, sonra oyundan çıkış yap diyorsunuz abi. Çıkış yap dedikten sonra örnek veriyorum, şuradan morayı yok, mora demeyin. Facebook'a tıklayın arkadaşlar. Sizden şu şekilde bilgi girmeniz isteyecek ama siz girmeyeceksiniz. Create account diyeceksiniz arkadaşlar. Buraya daha sonra bekliyoruz. Kendine gelsin. Hayır hayır ya, hayır ya. Tekrar geldi, evet. Create account diyorsunuz, bekliyorsunuz. Daha sonra şurada ya GFX Tool yazıyorsunuz arkadaşlar. Da evet, biraz aşağı çekelim. Ben çok çektik. Akpure.com gördünüz değil mi arkadaşlar? Akpure.com. Yukarıda var mı? Yok. Akpure.com'a giriyoruz. Akpure.com'a girdikten sonra en son sürüm hangisi ise onu buluyorsunuz. 5.22 2. ayın 21'i. Demek ki güncel sürüm. Tamam abi. Hemen indir diyorsunuz. İndiriyor. İndirsin. Evet arkadaşlar, indirdi. Hemen kuralım oyunu. Oyun dedim pardon. Uygulamamızı install diyoruz. Kurduk. Open. Gelelim ayarlara şimdi. 0.11 reklamına şimdi. Ondan sonra arkadaşlar neydi? 1920'ye 1080. Mod HD. FPS'imiz 60 FPS. Slime Lab. Classic Movie yapıyorsunuz. Shadow'u ilk önce tekrardan şuraya tekrardan bir HD yapalım. Shadow'u arkadaşlar Disable yapıyorsunuz. Disable yaptıktan sonra tekrardan bunu Smooth HD alıyorsunuz. Bu ayara hiç dokunmayın. Light Effect diyor. Disable kalsın. GPU Optimize diyor. Enable yapalım. Disable kalsın. Daha sonra Active diyelim. Yine reklam çıktı. Run game diyerek. Aa arkadaşlar, oyundan çıkmayı unuttuk. Özür dilerim. Özür dilerim. Oyundan çıkıyorsunuz. Dın dın. Şöyle yapalım. GFX Tool'unuzu kurdunuz. Oyuna girdiniz. Şöyle tekrardan şuraya şuraya basıyorsunuz. Masa üstüne geliyorsunuz. Oyun yani. Menüsüne geliyorsunuz. GFX Tool'u açıyorsunuz. GFX Tool'u açtıktan sonra buraya tıklıyorsunuz. Reklam çıkma lütfen. Hemen şuradan arkadaşlar Shadow'u Disable yapıyorsunuz ki sonra sıkıntı yaşamayın. Smooth HD'de kalıyor. Smooth HD 60 FPS'i ayarlıyorsunuz. Disable Movie. Disable Medium'daymış. Medium'da kalsın, dokunmayın. GPU Optimize arkadaşlar. Enable olsun. Ondan sonra Save Controls, Disable Active deyip, reklam çıkma, Run Game deyip oyunu başlatıyoruz arkadaşlar. Oyun başlasın, bekleyelim. Şöyle bir de kare hızımızı açalım arkadaşlar. Görelim hep birlikte. Açılmıyor. Garip değil mi? İşte ben MSI'ın kendi programını açarım. Şöyle. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet.
Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar şu an 60 FPS alıyorum. Burada. Oyuna bir giriş yapalım. Ben buraları bir silerim. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, oyuna giriş yaptık. Hala 60 FPS değerlerimiz değişmedi. Oyuna girmesini bekliyoruz sabırla. Oyuna girdi. Bizi bir kısalım. ...60 FPS'teyiz hala. Grafik ayarlarını gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim. HD aşırı sinematik. HD aşırı sinematik arkadaşlar. Kapalı. Parlaklık %100. Normal kapalı. Daha sonra arkadaşlar şurada bir eğitim moduna bir girelim. Bir bakalım neler oluyor. Bir bomba atalım. Araba havaya uçuralım. Bakalım FPS'imiz ne kadar düşecek, ne kadar yükselecek, ne kadar oynayacak. Ona bir bakalım. Evet, şuradan bir uzun şarjör alalım. Evet, hemen şöyle bir geçelim. Şuradan da DP alalım. Evet. Rahat gerek kalmadı. DP görünce gerek kalmadı. Tamam, tık tık tık. Dur, sıkmayın lütfen. Oo, bu şarjör değiştirirken biz lobiye döner tekrar geri geliriz. Yapma şunu bana. Evet, şuradan bir DP daha alalım arkadaşlar. Gidelim araç patlatalım biraz. Şuradan da biraz el bombası alalım. El bombasıyla da biraz adam öldürelim. Adam öldürelim de ya. Biraz bomba patlatalım. Bomba bomba. Havaya uçuralım. Arabaları havaya uçuralım. Smoke atalım etrafa. Bakalım grafikleri biraz zorlayalım. Evet. Hemen şöyle koşalım. Al. Alamadı. Çantada yer yok dedi. Evet, hemen gidelim şöyle. Hatta sesi de vereyim şöyle. Tamam, mükemmel. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? O adamlar arkadaşlar havaya uçursam ne olur? Çok güzel değil mi ya? Bak şimdi. Araç patlamadı yalnız. Ama araba hızlandı fark ettiyseniz. Şöyle dibine kadar girelim. Bombayla beraber patlayalım. Adam içinde kaldı mı çıktı. Grafik FPS'imiz de hiçbir şekilde oynama olmadı. FPS'imiz sabit oldu. Hani diyorlar ki ban yeme sebebini falan diyorlar ama ben kullandım arkadaşlar. GTX solda hiçbir şekilde ban yemedi. FPS'imizde fazla bir değerler oynamıyor. Normal değerleriyle devam ediyoruz. Şu an grafik ayarlarını zorluyorum. Yani grafikleri zorluyoruz diyebilirim. Her yer şu anda gördüğünüz gibi smoke, sis. Arabayı da patlatalım. Yok abi hiçbir sıkıntı yok. En fazla 1-2 oranında düşme oluyor. O da çok sorun olmuyor. Oyun şu an akıcılığını 10 numara bir şekilde oyun gösteriyor arkadaşlar. Süper bir akıcılığı var şu anda. Arkadaşlar arızalı galiba baksanıza ya. Oo. Şunu da ben patlatayım. FPS'imiz ne kadar düşecek? Hiç oynamadı bile diyebiliriz. Ya çok iyi ya. Çok 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 iyi. Mükemmel. Yok abi. Hiçbir şekilde seni patlatacağım aslanım. Gidemezsin bir yere. Abi adam hala devam ediyor patlak arabayla ya. Yok abi hiçbir şekilde 60 FPS sabitiz. CPU kullanımı %50. Pardon özür dilerim. 1,5 GB RAM kullanıyor. Arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi GTX Solun faydaları diyebiliriz. Ban yeme olasılığı var falan diyorlar ama yani ben dediğim gibi kullandım abi, ban da yemedim.
Tamam, şu şekilde şunlar gidiyor olabilir bakın. Oyunda örnek veriyorum, şu ağacın gölgesi oluyor, tamam. Bu ağacın gölgesi yok oluyor. Bu GFX Tool sayesinde yok oluyor. Niye? Grafik ayarlarından biraz kısıyor. Gereksiz grafik ayarlarını siliyor tamamen arkadaşlar. Gereksiz grafik ayarlarını sildiği için de oyun optimizesi falan çok rahat oluyor. Mesela şu an mouse ayarım benim şu 70. Onu da bir gelmişken ayarlayalım ya. Şunu şöyle yapalım. Şöyle bir F11 yapalım. Yok. Hala. Kamerayı da şöyle. Çok iyi. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Umarım yardımcı olmuşumdur. Emülatörde bu şekilde ayarlar verebiliyorsunuz. Aynı şekilde aynı ayarları arkadaşlar mobilde de verebiliyorsunuz. Unutmayın, GFX Tool dediğim gibi aynı siteden indiriyorsunuz. En son sürümünü unutmayın. Sürümün tarihine ve ayrıntılarına özellikle bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.